Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle uzun menzile sahip elektrikli arabaları inceleyeceğiz. Elektrikli otomobillerin geleceği her geçen gün daha parlak hale geliyor. Çin merkezli Geely'nin elektrikli otomobil markası Zeekr bu geleceği şekillendiren önemli adımlardan birini atıyor. Zeekr tam şarjla benzinli veya dizel araçların benzinini yakalayan bir elektrikli otomobili piyasaya sürüyor. Bu araç piyasaya çıktığında en uzun menzilli elektrikli otomobil unvanını alacak. Ancak bu heyecan verici modelin yeni opsiyonunun ne zaman teslim edilmeye başlayacağı henüz netleşmedi. İlk planlamalara göre 2023 ikinci çeyrekte teslimatların başlaması öngörülüyordu. Halen ön satışta bulunuyor. Menzil tahmini yapılırken dikkate alınması gereken bir faktör var. Çin'in menzil standartları ABD ve Avrupa'ya göre daha geniş kapsamlı. Zeekr 001'in iddia edilen 1032 km menzili Avrupa testlerinde 900 km'lere kadar düşebilir. Ancak bu durumda bile Zeekr 001 piyasadaki en uzun menzilli elektrikli otomobil olma unvanını taşıyacak. Aracın bataryası ile ilgili ilginç detayları da paylaşmadan geçemeyiz. Zeekr 140 kWh kapasiteli bataryanın yaklaşık 727 kg ağırlığında olduğunu açıklamıştı. Bu büyük batarya paketinin enerji yoğunluğu 200 watt-saat bölü kilogram seviyesinde hesaplandı. Ancak batarya tedarikçisi Kettle, yeni kilim batarya adını taşıyan batarya paketinde paket seviyesinin 255 watt-saat bölü kilogram yoğunluğuna ulaşabileceğini belirtmişti. Zeekr 001'de ise bu değer daha altında. 2023 Zeekr 001 100 kilometrede yaklaşık 14 kWh civarında enerji tüketimi sağlayacak ve dev bataryasını %10'dan %80'e sadece 28 dakikada şarj edebilecek. Bu yeni yılda aracın başlangıç fiyatı 300 bin yuan yani yaklaşık 41 bin avro olarak belirlendi. 140 kWh bataryalı seçenekte ise fiyat 403 bin yuan yani 55 bin avroya kadar çıkabiliyor. Eğer daha küçük batarya ve daha hızlı bir ivme isterseniz 544 beygirlik 100 kWh bataryalı versiyonu tercih ederek fiyatı 50 bin avroya kadar düşürebilirsiniz. 2023'te Avrupa pazarına adım atmayı planlayan Zeekr muhtemelen Geely grubundan Türkiye'ye giriş yapacak ilk markalardan biri olacak. Tamamen elektrikli modellere odaklanan firma yakın gelecekte 5 farklı modelle global pazarda adını duyurmayı hedefliyor. Sıradaki aracımız Mercedes 2030 hedefi doğrultusunda elektrikli araçlarını tanıtıp piyasaya sürmeye devam ediyor ve şimdi de Mercedes-Benz Vision EQXX adını taşıyan yeni elektrikli araba modeliyle büyük bir başarıya imza attı. Bu yeni modelin tam şarjla tam 1000 km menzili aştığı belirtildi. Test yolculuğu Almanya'dan başlayıp İsviçre, İtalya güzergahını izleyerek Fransa'nın güneyinde Marsilya'da tamamlandı. Böylece daha önce 850 km menziliyle dikkat çeken Lucid Air Dream Edition'ı geride bırakan Mercedes-Benz Vision EQXX en uzun menzile sahip elektrikli otomobil unvanını taşıyor. Bu süper otomobilin ağırlığı 1750 kilogram ve bataryası EQS modelindeki batarya modülüne göre %50 daha düşük. Hatırlarsanız bu elektrikli konsept otomobili Mercedes geçtiğimiz Ocak ayında dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te tanıtmıştı. Aynı zamanda vegan malzemelerle kaplı iç mekanı dikkat çekiyordu. Bu otomobilde tavana yerleştirilmiş 117 hücreli güneş paneli bulunuyor. Yani araç sadece elektrik değil aynı zamanda güneş enerjisinden de besleniyor. Elektrikli bileşenler güneş enerjisiyle çalışıyor ve bu enerji hafif bir lityum demir fosfat bataryada depolanıyor. Almanya geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Birliği'nde içten yanmalı motorlu otomobillerin 2035 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılmasını destekleyeceğini açıklamıştı. Yani 2035'ten sonra Avrupa yollarında içten yanmalı motorlu araçların kullanımı yasaklanacak. Mercedes'in bu yeni modeli bu hedef doğrultusunda atılan büyük bir adım olarak kabul edilebilir. Bu gelişmeler elektrikli araçlar konusunda otomobil endüstrisinin geleceğini şekillendiren önemli adımlardan sadece biri. Biz de bu heyecan verici ilerlemeleri yakından takip ederek sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Son olarak Toyota tarafından da uzun menzilli elektrikli arabaları destekleyen açıklamalar geldi. Toyota elektrikli araçlar için ömür boyu dayanan bataryalar üzerinde çalışıyor ve oldukça iddialı bir açıklama yaparak otomobil dünyasını değiştireceğini duyurdu. Şirket yeni nesil bataryaların ve sonik teknolojinin entegrasyonu sayesinde ulaşmayı hedeflediği bu iddialı hedefi 2026 yılına kadar tam bir elektrikli araç serisi piyasaya sürerek gerçekleştirmeyi planlıyor. Şu an itibariyle Toyota'nın tamamen elektrikli BZ4X SUV modeli tek şarjla yaklaşık 430 km gidebiliyor ve 42 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Ancak Toyota'nın hedefi daha büyük. Şirket aynı zamanda lüks markası Lexus için de aynı hedefi taşıyan yeni nesil elektrikli araçlar üretmeyi amaçlıyor. Şu an itibariyle Toyota'nın tamamen elektrikli BZ4X SUV modeli tek şarjla yaklaşık 430 km gidebiliyor. Bununla da sınırlı değil. Toyota'nın hidrojen fabrikası planı da büyük ilgi çekiyor. Bu Temmuz ayında açmayı planladığı o organizasyon daha gelişmiş ve ekonomik yakıt hücreleri üreterek hidrojen teknolojisinin yaygınlaşmasına
yapmasını hedefliyor. Hidrojen erişebilirliğini arttırmak için çalışan Toyota, Mirai adı taşıyan hidrojen otomobil modeliyle dikkat çekiyor. Bu otomobil 645 km menzile sahip ve sadece 5 dakikada doldurulabiliyor. Ayrıca Toyota, Le Mans 24 saat yarışında hızlı doldurmanın kritik öneme sahip olduğu bir kategori için gelecekteki bir araç olan GRH2 yarış konseptini tanıtarak hidrojen teknolojisinin potansiyelini bir kez daha gösteriyor. Toyota, elektrikli ve hidrojenli araçlar konusunda bu iddialı adımlarıyla otomobil endüstrisinde geleceğin şekillenmesine büyük katkı sağlamayı amaçlıyor. Elektrikli arabalar her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bakalım elektrikli araçlar dünyanın kirliliğine engel olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu videoda sizlere uzun menzilli elektrikli arabalar hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.